Egemenlik hakkımız Avrupa Birliği'ne devredilemez. 90. madde değiştirilsin. Dün biz ne dediysek o değil mi Mustafa? Aynısını söyledik. Aklın yolu bir. Anayasanın 90. maddesinde farklı hükümler içeren uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı yer alıyor. Hukukçular bu hükmün Türkiye'nin egemenliğini zedelediğini söyledi. Şimdi davaya dönerek bakalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baylok kullanmak, banka, Bankasya'da hesabı olmak gerekçeleriyle FETÖ'den mahkum olan Hüseyin Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Vatan Partisi, AK Parti ve MHP ile hukukçular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine tepki gösterirken burada AK Parti'nin tepkisinde bir aksaklık var. Tarafı ama hukuksuzluk yapılıyor diye tepki gösterilmez. Taraf olduğunuz şey Avrupa hukukudur emperyalist hukuktur o zaman. A e CHP ve Deva Partisi kararı uyulmasını savundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi iştahatlarına aykırı karar verdiğini söyledi. Vatan Partisi MYK üyesi Avukat Nusret Senem, Türkiye'nin kararı uymasının FETÖ'ye, NATO'nun gradyosuna af anlamına geleceğini söyledi. Avukat Ceyhan Mumcu, 90. maddenin Avrupa Birliği'ne bir ödün olarak anayasaya girdiğini ve değişmesi gerektiğini ifade etti. Birlikte İleri Derneği Başkanı Avukat Latif Cem Baran da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisini aşıp delil incelemesi yapmıştır. Bu kabul edilemez dedi. Şimdi içeriden 9. sayfadan biraz daha açalım meseleyi. Çünkü bu açılması gereken, üstünde durulması gereken bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baylok kullanmak, Bankasya'da hesabı olmak gerekçeleriyle FETÖ'den mahkum olan Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı davada Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Vatan Partisi, AK Parti ve MHP ile hukukçular tepki gösterdi. Adalet Bakanı da açıklama yaptı. CHP ve Deva Partisi ise karara uyulmasını savundu. Aydınlığa değerlendirmelerde bulunan hukukçular Nusret Senem Ceyhan Mumcu ve Latif Can Baran, Anayasanın 90. maddesindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi atfının Türkiye'nin egemenliğini zedelediğini ve değiştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Erkin Etike'de geçmişte FETÖ hakkında terör örgütü kararı bulunmamasının suçlara aklayamayacağını belirtti. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi avukat Nusret Senem, söz konusu kararın Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir kırılma yaratacağını söyledi. Senem şu ifadeleri kullandı. Çünkü darbe teşebbüsünde bulunmuş bir örgütün ve o örgütün üyelerinin bütününü ilgilendiren bir karar mı? Türkiye'nin bu kararı uyması aslında darbecilere, FETÖ'ye, NATO'nun gladiyosuna af anlamına gelir. Türkiye bu kararı asla kabul edemez, uygulayamaz. Uygulamak demek 15 Temmuz darbe girişimini yapan örgütün suçsuz olduğunu kabul etmek demektir. Eğer Avrupa bu kararda ısrar ederse Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kopma noktasına getirecek bir durum yaratır. Anayasanın 90. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulusal egemenliğe müdahale hakkı tanıdığına değinen Senem şöyle anlattı. 90. madde herhangi bir uluslararası sözleşmenin kanun hükmünde olduğunu belirtip anayasaya aykırılığının da iddia edilemeyeceğini belirtiyor. Bu ne demek? Herhangi bir sözleşme yapıyorsunuz. Onun anayasaya uygunluğu konusunda bir tasarrufta bulunamayacaksınız. Bu anayasa hükmü mahiyetine çıkarıyor kararı. kanunu diyelim. Diyelim ki herhangi bir hükümet dayatılmış sözleşmeyi kabullendi. O zaman o konuda egemenliğinizi kullanamaz hale geliyorsunuz. Egemenlik hakkımız Avrupa Birliği'ne devredilemez. Pardon. Avukat Ceyhan Mumcu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk hukuku üzerine bağlayıcılığına neden olan Anayasa'nın 90. maddesinin değişmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi arkadaşlar ben neden dün bu 90. maddeyi gündeme getirdim. Hatta yıllar önce getirmeye başladım. Şimdi bir düşünün bakalım. Sayın Nusret Senem bir hukuk kurumu artık. Avukat değil. Efendim Sayın Ceyhan Muncu bir hukuk kurumu artık. Avukat değil. İkisinin önünde de ceketimin saygıyla iliklerim. Hiç. Yani ikisi de babamın oğlu değil. Ama Türkiye'nin en saygın hukukçuları. Ben neden dün bunu dile getirdim ya da yıllar önce dile getirdim? Çünkü Sayın Nusret Senim 1982'den beri tanıyorum. Sayın Ceyhan Mumcu 1985'ten beri tanıyorum. Ve bu ikisinden ayrıca mesela Kemal Keleşoğlu vardı. Ee, bu hukukçularla çok uzun yıllardır, 35-40 yıldır süren sohbetlerin sonucudur bu. Onlardan öğrendiğim için bunu bir an önce dile getirebiliyorum. Şimdi onlardan artık ayrıntılarını öğreneceğiz. Şimdiki durumumuz bu. Mumcu şu noktalara değindi. Baylok'un FETÖ üyeliğine delil olmasının nedeni bu uygulamanın en az iki FETÖ mensubunu referansıyla telefona yüklenebilmesiydi. Dolayısıyla Baylok abonesinin terör örgütüne üye olduğu kesin bir olgudur. Şimdi arkadaşlar kilit nokta bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi salak yerine koyarak, tam anlamıyla bizi salak yerine koyarak e, bu Baylok'u sanki Whatsapp'mış gibi, sanki Twitter uygulamasıymış gibi, herhangi bir uygulamaymış gibi telefonumuza yükleyebileceğimizi bizi inandırmaya çalışıyor. Baylok sadece FETÖ'cülerin kullandığı en az iki FETÖ'cünün önerisi ya da onayıyla FETÖ'den Fethullahçı terör örgütünden şifre alarak yüklenebilen bir uygulama. Yani sadece terör örgütü üyelerinin kullanabildiği bir uygulama. O uygulama telefonunuza indi. Hiç çaresi yok terör örgütü olarak terör örgütü üyesi olarak kabullenilirsiniz. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi resmen bizi salak yerine koymaya çalışıyor değiliz. Değiliz. Çok önemli bir açıklama. Bakın işte ustalardan böyle öğrenilir. Ee, kanunumuzda yasaklanmış bir suçtur. Türkiye'nin savunmasını da görmek lazım. İyi bir savunma yaptı mı acaba? Ee, Türkiye, evet, onda, onda benim de şeyim var. Ee, Ceyhan abi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iyi bir savunma yapılabildi mi? Orada benim de kuşkum var. Çünkü bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir yerden... Biz... Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır kararını çıkarttık. Ama nasıl gittik oraya? 90'ın çuval belgeyle gittik. Kanırta kanırta, söke söke, bağırta bağırta çıkarttık onları. Ee, oraya da dikkat etmek lazım. Üniversite sınav sorularının çalındığı dönemler var. Bugün hala bunların operasyonları yapılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunları anlatmamız lazım. Onların ülkelerinde soruları çalıp kamuya yerleşiyorlar mı? Türkiye kararı uymak zorunda çünkü anayasanın 90. maddesinde belirtiliyor. Bu Avrupa Birliği'ne girmek için bir ödündü. Avrupa Birliği üyeliği bir türlü olmadı. Ama 90. madde bence değişmelidir. Ama uymayınca da uymuyor tabi. Kavala davasında uymadı mesela. Şimdi Ceyhan abinin söylediklerinde bir, biraz inelim. Çok önemli şeyler var. Dur. Bir. Türkiye kararı uymak zorunda. E öyle ya. Anayasaya koyduysan uymak durumundasın. Değil mi? Bu Avrupa Birliği'ne girmek için bir ödündü. Avrupa Birliği'ne girelim diye egemenlik haklarımızdan birinin önemli bir bölümünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devrettik. Nedir o? Yargılama egemenliği. Bakın egemenlik belli unsurlarla olur. İşte kendi bayrağın olacak. Kendi vatanının sınırlarını belirleyeceksin. Ne bileyim işte kendi merkez bankan olacak, kendi paranı kendin basacaksın. Osmanlı'da da padişah ilk tahta çıktığında kendi adına tuğra bastırır. Yani para bastırır. Mesela Osman Bey'in ilk devlet olma girişimi kendi adına bastırdığı gümüş sikkelerle ticarete başlaması. Bunlar hep egemenlik simgesidir. Bunlar hep tek tek ben buranın hakimiyim. Burada devlet benim demektir. Başka mesela silah taşıma yetkisi sadece devletindir. Bir egemenlik yetkisidir. Başka insanları yargılama yetkisi. Bu egemenlikler devredilemez. Devredilirse bağımsızlık elden gitmiş olur. Şimdi uluslararası toplum dedikleri şey Birleşmiş Milletler, NATO, uluslararası af örgütü, uluslararası ceza mahkemesi, Avrupa Birliği bunların hepsi ulus devletlerin bu egemenlik haklarını parça parça, parça parça söküp ulus devleti yok etmek için vardır. Çok açık söyleyelim. Emperyalizmin kurduğu bir oyundur bu. Savunmanın savunma hakkını, savunma egemenliğini NATO'ya devrediyorsun, egemenlik, egemenliğin bir bölümü elden gidiyor. İşte ne bileyim Avrupa Birliği'ne girersen kendi Merkez Bankan ortadan kalkıyor Avrupa Merkez Bankası'na bağlanıyorsun. Bir kriz anında para basamıyorsun. Yunanistan neden krize girdi birkaç yıl önce? Çipras gelmeden önce. Çünkü kendi Merkez Bankası'nda Yunan parasını basamıyordu. Artık Avro'ya geçmişti. Onu da sadece Avrupa Merkez Bankası basıyordu. Bu haklara, bu egemenliklere sahip olursanız devletsiniz. Yoksa aşına aşına devlet olmaktan çıkıyorsunuz. İşte size anlattığımız 40 yıllık, 50 yıllık küresel sermaye yani emperyalizmle ulus devletin savaşının belirtileri bunlar. Avrupa Birliği üyesi bir türlü olamadık. Ama 90. madde bence değişmelidir. Ama uymuyor, uymayınca da uymuyor tabi. Kavala davasında oymadı mesela. Ha bütün bunlara rağmen tamam kardeşim ben burada şeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşme imzaladım ama e, bu yaptığı bana karşı bana uymaz. Ben uymuyorum bu sözleşmeye dersin. Bağımsız bir devlet her türlü sözleşmeyi yapar. Onurlu bir şekilde yapar ve her türlü sözleşmeden onurlu bir şekilde çıkabilirdi. Çıkarsın biter. Ne var? Gümrük sözleşmesi imzaladık. Türkiye'ye çok büyük zararı var. Çık gümrük sözleşmesinden. Bu sadece kafanın tam bağımsız Türkiye diye çalışıp çalışmaması ile ilgili. Başka hiçbir şeyle ilgili değil. Birlikte İleri Derneği Başkanı Avukat Latif Cem Baran, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir temiz mahkemesi olmadığını bildirerek şunları kaydetti. İlk derece mahkemesinden istinafa, Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne kadar tüm iç hukuk yargılama makamları tarafından delillerin yeterli görüldüğü bir dava hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisini aşıp delil incelemesi yapmıştır. Bu kabul edilemez. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi içtihatlarıyla da ters düşmüştür. Bizim FETÖ ile mücadelemiz devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafsız bir karar vermemiş. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı davranmıştır. Bu noktada anayasanın 90. maddesinde anayasanın 90. maddesinde bir değişiklik yapılması faydalı olur. Avukat Erkin Etike'de şu cümleleri kurdu. Mahkeme Baylok'un örgüt içinde haberleşme amacıyla kullanıldığını kabul etmekte. Fakat bu programı her kullanan kişinin ne şekilde kullandığına bakılmaksızın otomatikman terör örgütü üyesi kabul edilmesinin yanlış olduğunu düşünmektedir. Hayır efendim, hiç öyle değildir. Başvurucunun eylemlerinin gerçekleştiği dönemde FETÖ'nün terör örgütü olduğu konusunda henüz yargı kararı bulunmaması, başvurucuyu otomatikman suçtan aklamaz. Diğer yandan mahkeme, kontrollü darbe veya tiyatro şeklindeki FETÖ propagandasının geçerli olmadığını ifade etmiş, 15 Temmuz darbe girişiminin ulusun yaşamını tehdit eden gerçek bir acil durum olduğunu kabul etmiştir evet. Hukukçularımız böyle diyor. Şimdi asıl tartışmamız gereken nokta. Biraz aşağı inelim. Asıl tartışmamız gereken nokta anayasanın 90. maddesi. Yani egemenlikleri devredecek miyiz, devretmeyecek miyiz? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın milletler arası antlaşmaları uygun bulma başlıklı 90. maddesinde şu hükümler yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Şimdi burada bu maddede bir çelişki var. Çelişki şu Uluslararası antlaşmayı bir kanunla onaylıyorsunuz. Ama bu kanun anayasanın üstünde bir kanun nasıl olacak? Çünkü bu kanunun anayasaya aykırılığını iddia edemiyorsunuz. Demek ki anayasadan daha üstün bir kanun. Bu anayasacılıkta da kanun yapıcılıkta da olmayan bir şey. Garip bir şey. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkarabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Yani bir kanunla kabul ettiğiniz milletler arası antlaşma kendi kanunlarınızın üstünde oluyor. Olacak şey değil. Adalet Bakanı ne demiş bu konuda? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi. <laughs> Tunç sosyal medya hesabından karara ilişkin şu açıklamayı yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmıştır. Ya arkadaşlar bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmıştır diyor Sayın Adalet Bakanı. Şimdi Adalet Bakanı'na hukuk öğretecek değiliz ama biz de 1981'den 82'den beri polis adliye muhabiri olarak binlerce dava dosyası okuduk. Hem bunları Nusret Senem gibi, Ceyhan Mumcu gibi, Uğur Mumcu gibi abilerle birlikte okuduk. Yetmedi Doğu Perinçe'ye sorduk, yetmedi bilmem kime sorduk. Ya şimdi o kadar da basit değil. Mesela yetkisini aşmıştır diyor ya. Ergenekon mahkemeleri de mahkeme değil miydi? Yetkilerini aşmıyorlar mıydı? 12 Mart mahkemeleri de mahkeme değil miydi? Yetkilerini aşmıyorlar mıydı? Burada hukukun ne olduğuna bakmak lazım. Hukuk hakkın çoğuludur kelime olarak. O tahta olsaydı şimdi yazardık onu ve hukuku yapanın haklarını korur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bir yasa Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin haklarını korur. Ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yapacağı hukuk Avrupa'nın hukukunu korur. Avrupa'nın hukukunu korumak için de yetkisini de aşar, usulsüz inceleme de yapar. Türkiye'deki insanların hakkını bağımsız Türk mahkemelerinin koruması için Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa yapar. Önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde birlerini yetkili kılmaktır. Burada yetkili kılıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki, ee yetkisini aştı. E aşar adam aşar ne olacak? Seni zaten hasım görüyor, düşman görüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi iştahatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir. Demek ki sen FETÖ soruşturmalarında, FETÖ yargılamalarında Avrupa'nın ayağına basmışsın. NATO'nun ayağına basmıştın, Radyo'nun ayağına basmışsın. Adam da onları kurtarmaya çalışıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de. Bakın Böyle durumlarda hayat karmaşık değildir. Böyle durumlarda hayat basittir. Sen adamın ayağına basmışsın, adam da kendi adamlarını kurtarmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi büyük daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bakın burada da bir şey var. Bir kişiyi büyük daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Böyle bir şey olmaz. Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir. E hadi peki. MHP ne demiş? MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ilişkin konuştu. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Yıldız şöyle yazdı: Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi delillerin ortaya koyulmasına, tartışılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin alana giremez. Yetkisini aşıp derece mahkemeleriyle temiz merciinin yargı yetkisi alanına müdahale edemez. Baylok'un terör örgütünün haberleşme aracı olduğu adli hakikat olarak karar altındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk mahkemelerinin kararına esas olan delilleri değerlendirme yetkisi yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi yetki tecavüzünde bulunmuş, kendisini bağlayan sözleşmeye açık çaykırı bir kararı imza atmıştır. Atar. Atar. Hukuk bir savaş aracıdır. Hukuk öyle statik, durağan bir şey değildir. Duruma göre değişir, iktidara göre değişir, çağa göre değişir. O yüzden bunlar hukuku statik olarak anlıyor. E ya işte ne olacak yani mahkeme işte yani delilleri sunarsın bilmem ne ya öyle değil işte. Avrupa'da görüldüğü zaman mahkeme Avrupa kendi çıkarlarına bakar, Türkiye kendi çıkarlarına bakar. Siz hala oradan şey beklersiniz, çare beklersiniz. Şimdi tabii ee, bu baylok kullanmak suç mudur değil midir meselesinde? Yeni Şafak baylokçu değil, FETÖ'cü diye bir cevap vermiş. Nerede o haber? FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis yattıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran KHK'lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın Türkiye'de hakkında yürütülen tüm soruşturmalarda yalan söylediği ortaya çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvur, başvurusunda Baylok nedeniyle FEDÖ'cü ilan edildiği belirtilen Yalçınkaya, Baylok'u hiç kullanmadığını söylemişti. Yalçınkaya, Baylok kullanmasının temel delil olamayacağını belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yanıltmış oldu. Allah Allah! Dur buradan ilginç bir şey çıkabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Baylok kullanmak, Bankasya'da hesabı olmak suçlu Arkadaşlar Bankasya'da hesabı olmak diye almayın bunu. Bankasya'da hesabı olan bir sürü insan var. Bu yine FETÖ propagandası. Bankasya'da hesabın var diye beni KHK'lı... Hayır. Sen o Bankasya'daki hesabını nasıl açtın? Ne zaman oraya kimin talimatıyla para yatırdın? Ne zaman çektin? Değil mi? Hatırlarsanız Bankasya batıyor diye çağrı yaptı FETÖ. Bir sürü insan oraya o tarihte para yatırdılar. Ha işte o suçtur. Terör örgütünün talimatı. Ortalama herhangi bir insan Bankasya'ya para yatırdı diye suçlanmadı. O da bir şey FETÖ yaygarası. Suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020'de açtığı bireysel davada Türkiye aleyhine ihlal kararı verildi. Skandal kararının ardından gündeme gelen Yalçınkaya'nın Türkiye, e, Türkiye'de hakkında yürütülen tüm soruşturmalarda yalan söylediği ortaya çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunda baylok nedeniyle FETÖ'cü olduğu ilan edildiğini belirten Yalçınkaya bayloku hiç kullanmadığını söylemişti. Böylece Yalçınkaya baylok kullanmasının temel delil olamayacağını kabul eden, belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yanıltmış oldu. Yok yok öyle değil. Burak Doğan bak kardeşim in aşağıya. Burak Doğan haberi yazan arkadaş. Bak kardeşim ben yıllarca 15 yıl falan polis adliye muhabirliği yaptım. Bu arkadaş neden Baylok'u yazmış başvurusuna? Baylok nedeniyle ben FETÖ'cü ilan edildim yazmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusuna. Baylok kullanan bütün FETÖ'cüleri kurtarmak için, kendisi kullanmış kullanmamış önemli değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yanıltmak için yazıyor onu oraya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bütün baylokçuları temize çıkartsın diye. Yani bunlar e, deneyim işidir. Yeni Şafak Kayseri'de yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik elektronik öğretmeni Yüksel Yalçınkaya'nın ifadelerine ulaştı. Yalçınkaya'nın gözaltına alındığında avukatı eşliğinde verdiği ifadede Baylok isimli programı hiç kullanmadım ve nasıl kullan, e, bilmiyorum. Bu program ne işe yarar onu da bilmiyorum. Kesinlikle bu programları kullanmadım dediği ortaya çıktı. Şu da olabilir. Telefonla yüklemişlerdir ama kullanmamıştır. Ama yüklenmesi zaten suçu. Mesele orada. Bankasya'ya herhangi bir çağrıdan dolayı para yatırmadığını, ha bak, herhangi bir çağrıdan dolayı para yatırmadım, adam biliyor işi. Bir çağrıdan dolayı para yatırmadım demese, ayrı bir şeye girecek, ayrı bir kapsama. Bir ortak proje kapsamında, proje kapsamında Proje üreticinin sadece yatırıldığını belirten Yalçın Kaya'nın verdiği ifadelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruların tamamen zıt açıklamalar olduğu ve ifadesinde tamamen yalan söylediği görüldü. Neyse buralar şey. <laughs> Ama Bayroku telefonla ancak iki FETÖ'cü önemli kişinin önerisiyle ya da onayıyla yükleyebiliyorsan suçu oradan başlar. Başka Tabi biz itiraz ediyoruz ama mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok doğru bir karar verdi diyenler de var. Bir örnek Yeni Asya. Yeni Asya diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Hukukçular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar Türkiye dahil uygulama taahhüdünde bulunan bütün ülkeler için bağlayıcıdır der. Avukat Doğan Erkan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya davasında verdiği kararın da kesinlikle bağlayıcı olduğunu belirterek bireysel başvurularda karar hakları ihlal edilen birey üzerinden verilmiş görünse de kanunilik ve adil yargılama hakkı ihlali tespitleri benzer davalara emsal teşkil eder. Zaten bu adamı da o yüzden başvuruda bulunmuş. Emsal teşkil etsin diye. Adalet Bakanı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına tepkisi için ibretlik yanlışlar ve çarpıtmalarla dolu diyen Osman Zerey de kanunsuz suç olmaz kuralı Türk hukukunda da geçerli. Sadece kanunlara uyum fazlasını isteyen yok dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mesajının gayet açık olduğunu belirterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık hukuka dönü ve hukuksuz şekilde yapılan yargılamalara son verin diyor ifadesine yer verdi. Yani yapılan bütün FETÖ yargılamaları hukuksuz mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu mu söylüyor? Hayır arkadaşlar. Artık insan içine bile çıkamayacak yüzü kalmayan FETÖ'cüleri kurtarma operasyonu. Ama işte bu operasyonu Türkiye'de yapan kişiler maalesef siyasiler, sanatçılar, şunlar bunlar. İşte yok Haklarımız çiğnendi diye film yapanlar yok, bilmem neler yok, şunlar yok, bunlar. Peki e, ok Okkır öldürülürken neredeydiniz? Hı? Ali Tatar öldürülürken neredeydiniz? Yüzlerce subayımız, yüzlerce aydınımız, siyasetçimiz, hukuksuz, haksız yere hapse atılırken neredeydiniz? Hı? Ha tabii İkisini birbiriyle karşılaştırmam bile. Birileri sahte darbecilik suçlamalarıyla içeri atılmış, birileri hakiki darbe yapmaya kalkmış. Net, ortada. Ama siz darbe girişiminden sonra adalet yürüyüşleriyle, bilmem nelerle bunlara alan açarsanız, sesleri iyice kısılmış bu darbecilere, bu terörcülere alan açarsanız, onlar da böyle bağırır, çağırırlar tabii. Ya ben biraz ayrıntılara mı <laughs> takılıyorum? E, takıntılı olduğumu biliyorum da biraz önce Kemal Bey, birinci haberimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ tepkiler haberinde bir şey anlatıyor kürsüde. Böyle 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 falan. ya yani, Neydi o hareket? Ha, gizem fark edebildiniz mi onu? Bir tek ben mi fark Başkanı ettim? Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim süreci boyunca FETÖ ve PKK iltisaklı... İyad edici. CHP Genel Başkanı Kemal... <laughs> bak hareket şu. Bak bak. Ne demek bu? Abi hani böyle yapsa diyeceğim ki ülkücü. Böyle yapsa diyeceğim ki bilmem neci. Böyle yapsa diyeceğim ki bilmem neci böyle yapsa. Bu ne bu? Anlamadım gitti. Yani işaret literatürüne bir katkıda bulunmaya çalışıyor Kemal Bey. Ama ben kavrayamıyorum işte cehalet. Bir de bunun şey hareketi vardı. Ben Dersimli Kemal. Ben Dersimli Kemal. O neydi ya? Ne şeye boyuluyorum bu. Yeni kuşak televizyon sunucularına şaşırıyorlar ya böyle şaşırıyorlar. Bu ne abi? Böyle şaşırılır mı ya? Böyle ama. Garip garip şeyler ama bu çok ilgimi çekti. Soracağım bakalım, soracağım. Önce şöyle şöyle yapıyor, sonra böyle böyle yapıyor. Çözmek lazım bunları. Şimdi bu bölümü Sabah Gazetesi'nden bir yazıyla tamamlayalım. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sorgulanamaz mı diye yazmış. Kim yazmış sabahtan? Okan Müderisoğlu. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ'yü neden sahiplenir? Bugün ekonomi yazacaktım ama günlük olayların akışı içinde asla dikkatlerden kaçmaması gereken gündemlerimiz var. FETÖ gerçeği ve kesintisiz mücadele gereği gibi. Organize eylem yapma kabiliyetinin kırıldığı, mahrem yapılarının büyük ölçüde çözüldüğü, finansman kaynaklarının kuruduğu, toplumsal tabanının kalmadığı söylense de bu durum hiçbir zaman rehavete yol açmamalı. Neden? Çünkü FETÖ canlı bir organizma ve ilk refleksi hayatını, hayatiyetini sürdürmek üzerine. Bu nedenle yaşam alanı bulduğu her yerde her şeytani yöntemlerle faaliyette. Bilhassa FETÖ diasporası diyebileceğimiz bir tanım içinde Üçüncü ülkelerin yani İsveç, Almanya, Güney Afrika, ABD vs. istihbarat örgütlerinin himayesinde Türkiye'ye karşı da eylemlerini her fırsatta arttırmakta. Bu çarpık ilişki tablosuna yargı kılıfı giydirilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de müdahil olması, bakınız FETÖ'cü Yüksel Yalçınkaya kararı müdahil olması, bu mahkemenin FETÖ'yü bir terör örgütü olarak ele almak bir kenara cesaretlendirmeye kalkışması başlı başına bir garabet. Evet başlı başına bir garabet gerçekten. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un haklı tepkisinde de görüldüğü üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini aşarak Türk mahkemeleri yerine geçip delil incelemesine soyunması ise tek kelimeyle skandal. Elbette FETÖ mücadelesinin ilk günlerinde 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin sıcaklığında at izi it izine karıştığı sırada bazı kararların sıhhati sorgulandı. Ancak gerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin geliştirdiği iştihatlar, gerekse OHAL ihraçlarını inceleme komisyonunun verdiği kararlar her türlü soru işaretini ortadan kaldırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Baylok kriter kriterinin örgüt üyeliği veya yöneticiliği için somut kanıt sayılması o günün şartlarına göre kanunsuz suç olma silkesine aykırıymış. Allah aşkına ortada meşru hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş, masumların kanını dökmüş, devletin iliklerine kadar sızarak legal görünümlü illegal yapı inşa etmiş bu yapının terör örgütü kimliği ayan beyan ortadayken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neyi savunuyor anlamak mümkün değil. Hatırlatmak gerekirse Yargıtay 2020'de FETÖ'nün terör örgütü niteliğini örgüte üyelik ya da yöneticilik halini ince eleyip sık dokuyarak değerlendirdi. Hatta pek çok ilinti iddiasında ayıklamak suretiyle mükemmel bir çerçeve çizdi. Buna göre Baylok bir çeşit gizli, şifreli iletişim aracıdır. Baylok'un örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılması FETÖ üyeliği bakımından kesin delildir. Baylok uygulamasının telefona indirilip aktive edilmesi de FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği için yeterlidir. Baylok haberleşme kayıtlarına erişilmese bile uygulamayı kullandığı belirlenen kişi FETÖ üyesidir. Buna karşın Avrupa İnsan Hakları Büyük Dairesi Türkiye'den aldığı bilgiyle baylok kullanıcılarının sayısının 100 bine yaklaştığını söylemekte ve 8500 civarında FETÖ'cü şikayet başvurusu yapıldığını bildirmekte. Yani Yargıtay'ın baylok iştihatını hiçe sayarak FETÖ'cülere devlette kapı aralanmasını istemekte. Bir başka hususta örgütün finansal ayağı Bankasya'daki para hesap trafiği ile ilgili. Yargıtay 22 Temmuz 2016 tarihine kadar yasal bankacılık faaliyetlerine devam ettiğinden bahisle Bankasya'da açılan hesapların tamamının veya hesap hareketlerinin FETÖ terör örgütü çerçevesinde örgüte yardım kapsamında kabul edilemeyeceğini kayda geçirmiştir. Ancak örgüte yardım yapmak amacıyla örgütün emir ve talimatı doğrultusunda Bankasya'nın kullanılmasının silahlı terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarından sayılacağını da hükme bağlamıştır. Elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları anayasamız gereği iç hukukun üstünde sayılmaktadır. Lakin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi yorum yapması, yetki tecavüzüyle hukuki nitelikten uzaklaşan kararlar vermesi, yerindelik denetimine ve delillerin niteliğini incelemeye varan seri tutarsızlıklar sergilemesi her yönüyle yepyeni bir duruma yol açmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ülkelerin hoşuna gidip gitmemesinden bağımsız olarak tek yanlı kilişe ve hukuken sakat muhakeme de içermektedir. Öyle değil. Okan Bey öyle değil. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anayasamız gereği iç hukukun üstünde sayarsanız, anayasanın 90. maddesini değiştirmeye kalkmazsanız, onlar da her türlü şeyi yaparlar. Okan Bey şunu kafanıza yerleştirin. Avrupa Birliği bir emperyalist merkezdir. Nihai hedefi Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturmakta olmadı. Çökmekte olan bir yapı onun hukuk kurumu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Siz yargı egemenliğinizi kısmen de olsa Avrupa e, Birleşik Devletleri'ne yani Avrupa Birliği'ne devretmişseniz yapacağınız tek şey o devri geri almaktır. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.